Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Üçüncü yarışmacımız Yasemin Hanım'la, Sayın Yasemin Türkkan'la birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sorular nasıldı? Kimileri zordu. Mitralyöz, evet ben de bulamadım. Hatta siz İstiklal Harbi deyince benim bunu bilmem lazım ama dedim gerçekten bulamadım. Eski bir kelime olduğu belli olsun Revolver diye özellikle de Kurtuluş Savaşı demedim, İstiklal Harbi dedim. Evet, siz onu deyince benim bilmem gerekiyor ama dedim onu da bulamadım. Ama yani revolver dediniz. Revolveri biliyorum, evet. İşte o altı patlar. Altı patlar olduğu için. Onunla ilgili bir film yapıldı. Belki oradan biliyorsunuz. Yok. İsmi böyle oydu. Döndürülüyor ya onun mermi konulan hazneleri. Volver de dönmek demek. Doğru. Oradan kelime. İngilizce kökenli kelimeler daha kolay akılda kalabiliyor, evet. Artık. O Fransızca kökenliler bir anda uçuveriyor. Evet. Çok kalıplaşmamışsa eğer, biraz gerilerde kaldıysa. Şöyle bir bakıyorum da Yasemin Hanım. Buyurun. Çok yok vallahi. Ne eski yok? Tabir falan var ama öyle hani gerilerde kalmış yabancı kökenli kelime pek yok. Peki. Şu İtalyanca kökenliler falan var. Hmm. Hiç de yok değil ama tamam. Bilinen şeyler yani gündelik konuşmada da karşınıza çıkabilecek kelimeler. Peki. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Sizden ricam iki kelimeleri falan bana hatırlatın. Elbette efendim. Tamam. Üstüne basa basa. Buyurun gelsin. Yapalım. Şöyle sorulmuş. Diyor ki geniş, düz ve açıklık yer. Basit düşünün bana. O da geliyor aklıma. Plato geliyor aklıma. Basit, bir harf alayım. Başka başka anlamlara da gelen bir kelimedir bu. Çok kötü yerden geldi o harf. Hep öyle oluyor neyiz. Geniş, düz, açıklık, yer. Saha. Çarşaf, alan. Efendim? Çarşaf, alan. Alan, alan. Alan. 300 puan değerinde 20 saniyemizi harcadı olsun. 300 puan kazandık. Hızlanacağız. Şimdi bunun da sonu yerle bitiyor. Fakat bunun sonundaki yer kelimesini parantez içerisine aldım. Çünkü efendim yerli, bu bir sıfattır. Yerle bitiyor derken? Hani düz, geniş ve açıklık yer, evet. Demiştik ya. Bu da yerle bitiyor da bu sıfat olduğu için o yeri parantez içine aldık. Tamam. Siz ondan önceki tanımlamaya konsantre olun. Gelsin. Sıfat. Dik, geçilmesi, çıkılması zor olan yerler için kullanılan bir yokuş, söz. Yokuş, plato. Dik. Bu bir sıfat. Sıfat, anladım. Dik, sapa. Değil mi? Eyvah yandım, bir de durdurdum. Çok benzer fonetik olarak da sapa değil. Sapa. Sapa adı üzerinde sapılarak gidilen, uzakta olan. Dik, geçilmesi çıkılması zor olur. Nokta nokta kayalık. Sırp, sarp pardon sarp. Sarp. 400 puan değerinde keşke sırp. Deseydim bir erkek adı. Sırf. 700 kasamız güzel güzel gayet güzel durumdayız. Buyurun efendim. Bu bazen 4 harfli olarak da okunur ve yazılır. 5 harflidir. Doğru. Türk Dil Kurumu öyle diyor. Öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme. Kötü niyet. Kasıt. Kasıt. 500 puan daha. 4 taneli puanlardayız artık. Bitsin efendim 5 harfli cevaplarımız. 4. sorumuzu da görelim. Hızlı gitmiyorum değil mi? Yok gayet güzel. Her şey yolunda. Gelsin lütfen. Diyor ki genellikle madeni olan derinliği az bu tip kapların genel adı. Sahan. Ama emin olamıyorum. Çömlek başka değil. Başka bir kap var mı buna benzer, bu tarife benzer? Tencere oluyor ki sığmıyor. Tencerenin derinliği az değil. Derinliği az, sahan. Sahan, leğen ya da. Bazen lazım olan tek sahan, şey leğen. Cesaret. Buyurun gelsin 500. Madeni ama. Genellikle madeni değil doğru. Yani. Teşekkürler. Eskiden genellikle madeniymiş leğenler. Uçtular gittiler. 6 harfli cevaplarla baş başa bıraktılar bizi. Tek bir kelime aradığımız o da şöyle sorulmuş. 5. sorumuz. Ekonomide devlet malı veya parası. Hazine. Hazine. Yine böyle su içer gibi bir cevap verildi. 600 puan daha kazandırdı o cevap. 2000'i aştı. Siz böyle net soruları çok seviyorsunuz. Evet. Hadi gelsin bir net soru daha. Bu seferki yabancı kökenli yalnız. Yatağında havzasında olduğu bilinen, henüz çıkarılmamış olan kömür, petrol veya maden cevherleri. Yabancı kökenli demiştim. Biliyorum ama dilimin ucuna gelmiyor. Bir harf alacağım yardımcı olsun. Yatağında havzasında olduğu biliniyor fakat henüz rezerv. Çıkarılmamış. Efendim? Rezerv. Rezerv 500 puan daha demek 2800.
Zannediyorum siz de Aysel Hanım gibi efendim 3000 puanın üzerine çıkartacaksınız kasanızı ilk 7 harfli cevabınızla birlikte. İnşallah. Ek almış bir kelime İtalyanca falan dedim ya buradan işte. Gelsin. Topun doğrultusuna kavis verecek şekilde yapılan vuruşları niteleyen söz. Nokta nokta vuruş, nokta nokta atış. Yine biliyorum ama. Sonuna bir ek almış. Falsolu. Falsolu. Bir harf alayım emin olayım. Bir harf alalım emin olalım. Falsolu. Nazar boncuğu olsun o L harfi. 600 puan değerinde. 3400. Falsolu'da bir tanecik aldık. Rezervde bir tane. Hı hı. Hazinede hiç almadık. Sahanda hiç almadık. Kasıtta hiç almadık. Alanda bir tane aldık. Hı hı. 3-4 tanecik. Ne güzel gelmişiz buraya. Maşallah diyelim ama. Ama maşallah efendim. 7 harfi cevaplar bitmek üzereler. Şöyle bir soruyla. Beden gelişimini tamamlamış olan. İnsan için düşünürsem. İnsan için de düşünün, hayvan için de düşünün. Kin olmuyor. Hayvan için düşünürsem. Bitki için de düşünün. Olgun, yetişkin. Bir harf alacağım. Ken. Ne ken? Ken mi acaba? Kan. Kan Nik. Mı acaba? Bir harf daha alayım. Buyurun. Nazar ettiniz. Ben bir şey yapmadım. Erişkin. Erişkin. Gördüğünüz üzere. Erişkin hastanesi. Siz benim günahımı aldınız. Kesinlikle. Buyurun. 1500 puan daha. 3900. 8 harfli tek bir kelime. O da şöyle sorulmuş. Gelsin bakalım. Diyor ki benzerlerinden daha az masraflı olan. Daha az masraflı, daha ucuz demek. Tek kelime mi bu? Tek kelime. Başka anlamlara da gelen bir kelime ama bu da yaygın kullanılan anlamlarından biridir. Benzerlerinden daha az masraflı olan. İkame diyeceğim ama. Yabancı kökenli, batı kökenli bir kelimedir. Benzerlerinden daha az masraflı olan. Batı kökenli bir kelimedir. Ucuz. Aklıma bir şey geliyor. Bir harf alacağım. Bir tane alalım. Olmadı. Çok böyle kıyıda köşede uzakta Irak'ta kalmış bir kelime değil. Yaygın kullanılan bir kelime. Amortisman değil. Öyle bir şey değil işte. De. Yaygın kullanılan bir kelime. Bir harf daha alayım. Buyurun. Ekonomik. Ekonomik. Hay araç Allah. Ekonomik. Şu bu. Ben terimler düşündüm. 600 puan değerinde. Uzağa gittiniz. Evet. 4500 oldu ama kasamız ve ortak konumuza geldi sıra efendim ülkeler. Liberya kolay mıydı? Liberya'yı bildim. Bildiniz. Japonya sonradan evet doğru geldi. Diye evet düşündüm. Buyurun efendim. Bu da güzel. Bu da yani hani bu konuyla ilgili bilginiz olmasa bile olsa olsa ne olur diye işin içerisinden çıkabilirsiniz. İnşallah. Gelsin bakalım. Adının kelime anlamı temiz ülke olan bir Güney Asya ülkesi. Güney Asya. Aslında eyaletlerinin baş harflerini alarak oluşturmuşlar. Bir bakmışlar ki beraberinde de temiz ülke anlamına gelen bir isimleri var. Tayland değil. Şimdi Güney Asya deyince hiç aklıma da gelmiyor. Tayland değil. Orta Doğu'ya yakın Güney Asya. Çok gitmeyin. Uzak Doğu'ya. Harf alacağım ya. Buyurun. Temiz ülke. Temiz. Pakistan. Pakistan. 700 Doğru. puan değerinde. Aldığıma üzüldüm. Aslında işte Pencap, işte Afgani, neydi? Unuttum. Ben onları sayıyorum ama aklım hep nedense uzak doğuya gidiyor. Japonya diye konuştuk. Güney Asya için. Dediğimiz için. Evet. Öyle oldu. Muhtemelen. On işte o eyaletlerin şey harflerini alarak oluşturmuşlar. Sonra da bakmışlar ki hakikaten de evet. Temiz ülke haline geliyor. İstanbul'la bitmesinden ziyade bir de Land'la diye düşündüm bu yüzden ondan. Evet. Neyse atlattınız. Tamam, bitti, çok da fazla geçti. Uğraşmadan atlattınız. Şimdi mitralyöz gibi bir soru geliyor. Kaçıncı sorudayız? 9. İlk 9 harfli cevabınız bu. 4 tane soru kaldı geriye. 36 tamam saniye mı? Var. Ama yani mitralyöz gibi bir şey derken çok da korkutmayayım sizi. Bir şekilde daha fazla kullanılır. Çünkü bu bir silah değildir. Peki. Buyurun şöyle sorduk. Bir birleşik kelime iki kelime yan yana gelmekte. Deniz kenarı anlamında eski bir sözdür bu. Sahil kenarı. Eski bir sözdür bu. Plaj. Çok eski bir şey. Harf alayım. İki kelime dedik değil mi? Evet efendim. İki kelime. Birleşik kelime. İki kelimeden oluşmuş tek bir kelime.
deniz kenarı anlamında sahil, plaj, sayfiye, o da olmuyor. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım demiştim. Demişti. Durduramamışım. Yani evlerini bir görsen. Lahi derya. Lahi derya mı? Lahi mi o? Lehi derya. Lehi mi o? Lehi derya. Yani ev böyle. Lebi derya. Öpüşüyor denizde. Lebi derya. Lebi derya. 600 puan değerinde 5800 oldu kasa. Doğru. Böyle bir çıkıntılık soru koyuyoruz hep işine. Ben iki kelime deyince güzel bir tanımdı ama. Ama lebi derya. Birleşik kelime işte. Evet. Uçtu gitti. 9 harflidir, çok az vakit kaldı. Evet. Hadi gelsin, şöyle sorulmuştur. Kız kıvrak yakalamak. İki kelime. Tek kelime. Harf alayım. Dediler. Aynen ya, katılıyorum. Kız kıvrak yakalamak. Yakapaça alıvermek, kıstırıvermek. Bazen böyle iş üzerindeyken yakalamak. Basmak diyeceğim, basıvermek. Böyle hafif sokak jargonuna da kaçıyor. Kız kıvrak yakalamak. Suçüstü yakalamak. Ense neydi ya? Çok güzel, çok güzel. Oradan devam. Oradan devam. Tek kelime. Tek kelime. Enselemek. Çok güzel yakaladık. 800 puan değerindedir. Kasa 6600'e yükselir. Ay. 4 saniyecik kalmış. Ama 4 saniyecik. Kaç sorumuz kaldı? 10 harfli cevaplar kaldı geriye yalnızca. 6600 puandasınız. 8600'e kadar çıkabilirsiniz. Kaç harf alabilirsiniz? Bilmiyorum. Şu an kafam durdu. Kaç harf alabilirim? Valla ben de unuttum. Aysel Hanım kaç puan almıştı? 8000? 8200. 4. 4 tane. Peki. 2-2 tamam, en fazla. Peki. Bir daha baştan giriyorum o zaman. 10 harfli cevaplar kaldı geriye yalnızca. 6600 puandasınız. 8600'e kadar ulaşabilirsiniz. Kaç harf alabilirsiniz? 4. 4. Buyurun gelsin. Şöyle sorulmuş. İki kelime. İthalat ve ihracatın tamamı. Dış ticaret. Dış ticaret nefes bile almadan 1000 puan kazandırdı. Şu el biraz üzerinde dursun. Evet. Öyle elimizi ısıracak gibi kaçırırsak öyle küçük şakalar yapabiliyor Benjamin bize. Tek bir kelime aradığımız efendim artık ya herru ya merru. Gelsin. Alayım ben harf ya. Harf alayım, harf alayım, karıştırarak harf alayım. Bakmak yok öyle bir şey. Öyle mi? Harf alayım. Bir harf alabiliriz ancak. Karıştırarak bakmak. U harfi. Karıştırarak bakmak mı? Evet, karıştırarak bakmak. Kurcalamak. Kurcalamak 900 puan kazandırdı. Bir de niyet neydi yani harf alayım, harf alayım, harf alayım. Kötü mü oldu? 200 puandan çok fazla güzel oldu. Gayet evet. Güzel oldu efendim. Çok teşekkür ederim ben şimdiden. Sizi bugünün şampiyonu yapacak mı bilmiyoruz ama daha. Bilmiyorum, ben eğlenmek için gelmiştim. Eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Bu aşamaya geleceğimi bile düşünmüyordum yani. Bakalım şampiyon olursak daha da eğlenebiliriz. Belki. Önce bir alkış alalım. Şemmame mi? Şemmame mi? Evet, oynuyorum ben bunu. Taşa kalma, dona kalma. Dona kalmadır ya. Kala kalma. O, U, A, I. Fark ettiğiniz üzere. Aklı. Hayır, su akar yolunu bulur. Ha, neymiş o? Akar. Allah'a inanamıyorum şu an. Akım. Akın. Oo. Son anda 300 puan kazandırdım. Yüze gelmek, yüze gitmek. Gelmek, gitmek. Vazgeçin onlardan. Yüzü gülmek. Yüzü gülmek. 45 saniye kala. Durdu. Lüks. Bir daha çalışır mı bilmiyorum ama durdu. 400 puan da yerinde. Ne yapıyorsunuz ama? Ya geri alsınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 3 şahane performans izledik. Güzel sonuçlar alındı. Bazen bir talihsizlikle karşılaştık efendim. Arzu ettiğimize, hak ettiğimize ulaşamadık. Beril Hanım değiştirecek birçok şey şimdi. İnşallah. Geldi yerine oturdu. Teşekkür. En aşağı 9000 diyor. Demiyor musunuz? Diyorum. Diyorsunuz. Yani en azından diyelim. Diyelim ki Cengiz Bey uğraşsın sonrasıyla. Çünkü 8500 puan aldılar. Ancak 13 harf alma hakkı bıraktılar bize. 13 harf almakla da bitmez.
üzerine de 4 saniye arttırmak gerekir efendim. Ülkelerden biraz korkuyorsunuz. Fena siz, halde mi? Coğrafya biraz zayıf. Şimdi iyice korkutacağım sizi ama en zoru da size geldi. Kısmet. Başlayalım da görelim. 4 harfidir tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. İlahi idarenin çizdiğine inanılan yol. Alın yazısı. İşte alın yazısı, kader. 4 harfli. Allah'ım. Harf alayım. Şans. Aha, baht. Baht. 300 puan değerinde. Gayet güzel. İki farklı anlamı var. Yalnızca bir tanesini kullandık sorunun içerisinde. Buyurun gelsin. Mecazi anlamda eğlence. Keyif yani. Mecazi anlamda. Raks. Bir harf alalım mı? Harf alayım. Buyur. Alem. Alem. 300 puan daha 600'e çıktı kasa. Gayet güzel. 5 harfidir tek bir kelimedir efendim. Kısacık bir sorudur. Fazla vaktinizi almayacak yani. Gelsin görelim. Diyor ki uzay gemisi. Mekik. Mekik. Şahanesiniz. 500 puan daha kazandınız. 1100'e çıktı kasa. 1600 de olur. Son 5 harfli cevapla birlikte. Gelsin. Güzel açıklanmış net bir soru. Biraz uzun o kadar olacak. Üst deride özellikle ellerde oluşan kabarcıklar sil halindeki küçük ura sil deriz. 1600'e çıkartır kasa. Altı harflidir tek bir kelimedir. Bu da Beril Hanım'ın korktuğu o ülkelerin isimlerinin anlamları sorularından biridir. Ortak konumuz. Gelsin. Adının kelime anlamı beyaz dağ olan Doğu Akdeniz ülkesi. Montenegro da şey işte. Doğu Akdeniz. Aman Nero aman beyaz. Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz. Gittim. Yani bir Arap ülkesi bu. Beyaz dağ. Arap ülkesi mi? Evet. Harf alalım mı? Harf alıyorum tabii. Alalım. Hadi bir tane daha. Bir harf daha. Bir tane daha. Lübnan. Lübnan. Lübnan dağından geliyor adı. 400 puan değerinde 2000 puana çıkıyor kasa. İşte insan Milanolarda yaşayınca hemen Montenegro oralara da Alpin disiplinine doğru da ilerliyor dağı durduğu zaman. Buyurun. 6 harfidir tek bir kelimedir efendim. Artık daha net sorularla aşırı neşir olacağız. Görelim. İslam'ın kutsal şehirlerinden birinin adından türemiş olan uygar medeni anlamında kullanılan söz medenidir o. 600 puan daha kazandırır. 2600'e çıkar kasa. Bu da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan sorudur. Fakat biraz çıkıntılık yapabilecek bir cevabı vardır. Hele bir bakalım. Tek bir kelime. Diyor ki birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar gizli kalan harf soya çekim nitelikleri, resesif. Harf mı? Bir tane daha mı? Hayır değil. Önce düşüneceğiz. Harf alayım. Mesela resesif gen deniyor. Türkçesi... Çekingen gibi. Ay yok değil şey. Çok yakınlardayız. Baskın. Baskın, pasif. Hadi bir harf bir daha. Bir harf daha. Buyurun. Bu iş bitti. Çekinik. Çekinik 400 puan değerinde. 3000'e yuvarladık kasayı. Efendim siz de tebrik ederim bu arada. Tam ortasına geldiğinizde 3000'i yakalayanlardansınız. Buyurun geliyor şimdi mecazi anlamlı garip bir tabir. Tabir garip. Bizim suçumuz yok. Bu anlamda da kullanılıyor hakikaten. Mecazi anlamda yüksekçe bir yere oturmak. Çıkıp oturmak. Tırmanmak da. Mecazi anlamda. Çıkıp oturmak. Harf alayım. Buyurun. Yükselmek. Yücelmek değil. Bir şeymek. Aslında asıl anlamıyla baktığınız zaman bir hayvan türünün, yalnızca yürümek. Bir hayvan türünün yapabileceği bir eylem. Yürümek değil. Bir hayvan türü. Harf alayım. Buyurun. T-
Türemek, türümek, tülümek. Yüksekçe bir yere çıkıp oturmak. Tünemek, ay Allah'ım. Tünemek, 500 puan değerindedir, 3500 yapar kasayı. Çok fazla harf almamaya çalışalım. Tamam. 6 tane sorumuz var. KPSS dediğimiz sorular en fazla 4 harf alabilecek durumdayız. Buyurun geliyor efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor sorusu. Bir söz dizisi. Bebek bekleyen hanımlar için kullanılan bir söz dizisi. 2 kelime. Evet. İşte gebe denir. Gebe yüklü denir, denir. Yüklü denir de. Başka ne denir? Harf alayım. Senin iyi beslenmen lazım. Sen nokta noktasın. Sen harf alayım. Bir tane daha. Bir şey anne. Bilmiyorum, hiç duymadım galiba ben bunu. Duymuşsunuz. Bir şey anne. Abi, zannetmiyorum. Harf alayım. Bir tane daha. Anne işte. Yani olsa üzmem sizi. Bebek bekleyen. İki kelime. İki kelime. İki kelime. Eşi. İyi, iyi. Son harfi de alalım mı? Harf alın. Süre gidiyor çünkü. Şimdi durduralım. Ay bir şey canlı. İki canlı. İki canlı. 400 puan değerinde 3900 yaptı cevabı. Kasayı. Ah ah, harf almadan 5 soruya cevap verebilecek miyiz? Öyle mi? En azından deneyeceğiz, değil mi? Evet, deneyeceğim. Buyurun gelsin efendim. Tek bir kelimedir, şöyle sorulmuştur. Bakanlıklarda, elçiliklerde bakan veya büyükelçiden sonra gelen en büyük müsteşar. Yönetici müsteşardır. 800 puan kazandırır. 38 saniye var daha. Hiçbir şey bitmedi. Buyurun gelsin bakalım. İki kelimeden oluşuyor, yine harf almadan cevaplanabilecek nitelikte bir soru. Ben inanıyorum. Olağanüstü tahammül ve bekleme erdemine sahip kişiler için kullanılan bir söz dizisi. İki kelime. İki kelime. Adam nokta nokta gibi. Evliya gibi. Evliya gibi. Değil. tahammül ve bekleme erdemine sahip. Bir şey sabırlı. Bir şey sabırlı. Sabır küpü. Sabır küpü değil o. Sabır. Sabır bir şeysi. Sabır devam. Taşı. Sabır taşı. Sinir küpü var. Sabır küpü yok. 900 puan değerindedir. 5600. Belli Hanımcığım. Kaç soru? 3. Ve şunu atlatırsanız bu iş olur. Bunu atlatırsanız kesinlikle bu iş olur. Tek bir kelimedir, şöyle sorulmuştur efendim. Kimyasal yollarla parlatılmış pamuk ipliği. Gömlek yaparlar, efendim elbise yaparlar, çorap yaparlar, çorap. Nokta Aman. Nokta çorap. Harf alamıyorum. Alamayız. Pamuk ipliği. Yabancı kökenli. Süre de arttırmak lazım ya. Nelerde kullanıldığınız gömlek? Çorap. Çorap. Nokta nokta çorap. En çok orada kullanılır. Batı kökenli bir isim. Kimyasal yollarla parlatılmış pamuk ipliği. Harf olsa söyleyeceğim gibi geliyor ama. Nokta nokta çorap. Batik yok diye. Merserize. Kazak filan. Kazak da var doğru. Merserize kazak. Kazakların merserize bu gece bize gelsenize diye. Hatta lüzumsuz bir esprisi de vardı. Buyurun. Tek bir kelime 10 harfli. Şöyle de sorulmuş. Birbirine geçirerek bağlamak. Tutturmak. Kenetlemek. Kenetlemek 1000 puan değerinde. Vallahi olurmuş. Olmaz olsun Merserize. Hepsi senin yüzünden. Bu da iki kelimeden oluşuyor. 10 harflidir. Ben son birleşik soru yazı... Son soru, son cevap. Birleşik yazılıyor zannediyordum. Meğerse ayrı yazılırmış. Söz dizisiymiş. Gelsin efendim.
soğuk, kendini beğenmiş, kibirli. Bu anlamlara gelen bir söz dizisi. Harf alırdık aslında ya. Ha öyle miydi? Oluyor muydu? Kaçırdık ya. Ha treni. Zaten soğuk, kendini beğenmiş kişiler için kullanılan burnu büyük. Burnu büyük 1000 puan değerinde. Ah demedim mi yalnız? Onu atlatırsak olur demedim mi? Mercedes'e ile birlikte kaybedilen 1800 puana rağmen kazanacağımız 900, kazandığımız 900. Toplamda 1800 puana rağmen 6700 puan gibi gayet güzel bir puanla bitirdiniz. Bence daha kuvvetli bir alkış hak ettiniz. Teşekkür ederim.